Evet arkadaşlar, bir bireysel emeklilik hesabımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. 10. yılımız dolmak üzere. Ben 56 yaşını beklemeyeceğim. 23-24 yaşlarında bireysel emeklilik hesabı açtım. Şimdi 34 yaşındayım. Böylelikle yavaş yavaş bireysel emeklilik hesabından çıkmak istiyorum arkadaşlar. Niye? 56 yaşını beklemek mantıklı değil. Vereceğim stopajlar çok yükseğe çıkacak. O yüzden de zaten bu kanalı açmıştım. Siz çok fazla stopaj vermeyin. Daha iyi yatırımlar yapın. Bireysel emekliliği tam olarak ne olduğunu anlamaya çalışalım diye birlikte açmıştık arkadaşlar bu kanalı. Şimdi kendi hesabım üzerinden göstereceğim arkadaşlar. Ne kazanmışım, ne yapmışım. Ona göre yatırmak, devam etmek mantıklı mı, mantıksız mı? Niye mantıklı, niye mantıksız? Onu anlatacağız arkadaşlar. Gelin hesabımıza bakalım. Şöyle bakalım. Toplam şu an hesabında ne kadar varmış arkadaşlar? 481 lira varmış arkadaşlar. 481 liranın 380'i benim yatırdığım para ve birikimlerim, kazandıklarım. 100 lirası da devlet katkısı. Güzel, 100 lira da 100 bin lira da devlet katkısı var arkadaşlar. Şöyle anlatalım. Bugüne kadar 10 yılda 54 bin TL yatırmışım arkadaşlar düzenli ödemelerle. Bir de ekstralarım vardı değil mi? Bunu son 2 ayda ödedim. Yani 120 artı 50, 170'ini zaten son 2 ayda ödedim. Zaten bunları son ayda ödeyin demiştim hatırlıyorsanız. 54 bine karşılık da yaklaşık 132 bin lira kazanmışım. Düşük arkadaşlar çünkü altın fonuna geç girdim ben mesela. Hisse senedi fonuna girseydim son senede çok güzel kazanabilirdi. Yani ben giremedim. İnşallah siz girmişsinizdir. Daha çok kazanmışsınızdır. Aktarılan max puanlar. İş Bankası'nda benim max puanlarım vardı. Onları da ara sıra aktarıyordum böyle şey olmasın, boş olmasın diye. Ek fayda herhalde Eylül ya da Ekim aylarında yatırırsanız ek faydalar alabiliyordunuz arkadaşlar. Kesintilerde bunu bilmiyorum. Hani fon gider kesintisi midir acaba? Fon gider kesintisi olabilir. Şimdi bir daha bakalım arkadaşlar. Ne yaptık burada? 54 bin yatırdık standart aylık. Bir günün parasıyla 3 milyar 3 milyar ederek 54 bin yatırmışız. Ama ben bunu 150 lirayla başlamıştım. Söylediğim gibi. Sona doğru 170 bin 180 bin yatırdık. Öden. Bunların getirileri bize 132 bin lira oldu. Arkadaşlar burada anlatılmayan en önemli şey şu stopaj. Şu getirilerden devlet bizden stopaj kesiyor. %10'unu alıyor. Aslında benden 13 milyar kesiyor arkadaşlar. 13 milyar kestiği için aslında devlet katkısına da gelelim. Devlet katkısından da 13 milyar kazanmışsanız aslında zarar ediyorsunuz. Gelelim devlet katkısına. 14 milyar devlet katkısı almışım düzenli katkı payından arkadaşlar. Aslında 13 milyarını kesseydi bakın neredeyse hiçbir şey kalmamıştı. Ama ben ne yaptım? Sonuna doğru bir strateji izledim. Ek katkı payı verdim arkadaşlar. 194 milyar ek katkı payı verdim ki şuradaki 56 milyar ek faydayı alayım diye arkadaşlar. Bu 14 milyar tabii 29 milyar da getiri getirdi. Onu da unutmayalım. 14 milyar demek ki 10 senede neredeyse 2 kat getiri getirmiş. Çok az bir şey ama olsun yani. Yine de kazanmış. Toplamda 99 milyar devlet katkısı birikimi olmuş. Ama 60 milyar yani %60'ını hak ediyorum arkadaşlar. Burayı da şey yapalım. Şimdi eğer ben 10 yıldan daha fazla dursam ne olacaktı? Bura geçelim arkadaşlar. 10 yıldan fazla durursam ne olur? Mesela şu an altın fonundayım değil mi arkadaşlar? Bir anda 380 bin liramın hepsi altında. 400 bin diyelim. 400 bin altın bindi 1500 olsun mesela. Senenin sonuna doğru. 1500 olsun. 300, benim 400 milyar ne olacak? 800 milyar olacak. Aa ne güzel artıyor hocam. Niye çıkıyorsunuz? Mesela diyebilirsiniz değil mi? Tamam. 400 milyar olacak ama arkadaşlar bakın. 400 milyardan dolayı şu getirim benim ne olacak? 400 de şurası artacak. Yani 13.132 idi. 400'de 532. 53 milyar stopaj vereceğim arkadaşlar. Ama ben bunu çıkartıp normal altın alsam çıktıktan sonra 53 milyar gibi bir stopajım olmayacak. Bakın onun için çıkıp ben normal piyasaya gireceğim. 53 milyar stopaj bakın. Çok güzel kazandım ama 53 milyar stopaj verecektim. Ha bu arada ne olacaktı? Katkı getirileri falan bir şey değişmeyecekti. Burası aynı kalacaktı. Sadece eklediğim için para belki biraz artacaktı. Bakın bunun için çıkıyorum arkadaşlar. Şu an durmanın bir anlamı yok. En fazla bana 30 milyar daha fazla verecek diye ben bir seferde kazanacağım. Zaten 53 milyar zarara getiriyor beni burada. Stopajda.
Yani şurası 99'u alabilmek için illa da durmanızın bir anlamı yok. Erken emekli daha güzel, 10 yılda emekli olacağım. 480 milyarın 425'ini alacağım yaklaşık. Ne kadarını aldığına bakalım arkadaşlar. Gelin hesaplayalım. 381 lira. 13 milyarını kesecekler. 15 diyelim. 380 eksi 15 ne yapar arkadaşlar? 365. Değil mi? 365. 60 da buradan geldi. 360, 420, 425 diyelim. 425 milyara çıkacağım. Yani 481 milyarım var normalde. Ama ben kaça çıkmış olacağım arkadaşlar? 425'e çıkmış olacağım. Beklentim bu. Öyle söyleyelim. Niye çıkıyoruz? Niye bu zamana kadar bekledim? Onu anlatalım arkadaşlar biraz. Ödemelere gelin. Devlet katkısı henüz yapmamıştı arkadaşlar. Şurada ödeme hareketleri ve makbuzlar var. Buraya gelelim arkadaşlar. Öncelikle ek katkı payı ödediğim son bir aydakilerine bakalım. Son bir ayda var mı? Son bir ayda yok çünkü geçti. Şöyle bakın. Son 3 ayda yaptıklarım arkadaşlar. Bakın. 80 bin, hani tüm devlet katkısından faydalanmak için bakın yatırmışım. 80 bin lira, 8 bin lira, 10 bin lira, 8 bin lira. Bir de geçen seneye yatırmışım 30 bin lira. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani burada yaklaşık dedim 110 bin civarında bir para yatırmışım. Şimdi onun bana devlet katkısını bekliyordum. Ne dedim? İş Bankası'nda, başka bankalarda değişebilir. Yani Anadolu Hayat Emeklilik'te daha doğrusu. Yatırdıktan sonra mesela ocağın 20'sinde mi yatırdınız? O ayın sonuna kadar, o aydaki sonraki ayın sonuna kadar beklemeniz gerekiyor. Ocak'ta mı yatırdınız? Şubat'ın 28'i. Şubat'ta mı yatırdınız? Mart'ın 30'u işte artık 31 çekiyorsa. İşte Nisan'da mı yatırdınız? Nisan'ın 30'u arkadaşlar. Tamam. Nisan'da mı yatırdınız? Mart'ın 30'u. Öyle düşünün. Şimdi ben bekledim. Bakın dün bana ek katkı payı geldi. Gelin bir son bir ayda bakalım. Devlet katkısına bakalım. Dün geldi bak, o yatırdım 80 bin lira. Karşılıkları geldi bak, 80 bin, 24 bin. İşte parça parça ödediklerim vardı. O toplam 110 bin liranın katkısı geldi. Bunları da anlattık. Şimdi çıkış işlemi yaptığımızda neler yapacağımızı ona da bakmıştık. Çıkış için de bir şey var. Doküman var. Onu indirmeyi de gösteririm arkadaşlar. Gelin burayı bir kapatalım. Kredi kartıyla ödemeyi tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Kredi kartı 1,5-2 ay sonra hesaba geçiyor. Yani siz kredi kartını ödedikten sonra hesaba geçiyor. O yüzden kredi kartıyla çok ödemeyi tavsiye etmiyorum. Hatta paranız yoksa onunla ödeyeceğim diyorsanız onunla da ödeyebilirsiniz. Hesabımızı şimdi paylaşacağım arkadaşlar. Aklınızda olsun. Bakalım ne kadar verecekler bana. Hesapladığım gibi mi tutarlar çıkacak? Tahmini böyle bekliyoruz. Neydi tahminimiz? 381 liramız var. 13,2'si gidecek. Yani 15 diyorlar. 15 lirası gidecek. Devlet katkısı getirilen 100 bin oldu. Devlet katkısı getirilerim. 14 bin lirayı düzenliden aldım. 56 bin lirayı son o ödediğim paraların hepsini toplam 56 bin lira oldu. 29 bin lira da bu 14 bin liranın getirisi. Öyle düşünün. Bundan da var ama bunda çok az. Çünkü ek katkı hep sona doğru yaptım arkadaşlar. 100 bin lira da %60'ını hak ediyorum. Çünkü 10 yılım doldu ama 56 yaşım dolmadı arkadaşlar. O yüzden de şimdi de inşallah çıkışımı bugün veriyorum. Bakalım bana ne kadar ödeyecekler. Onu da paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Şimdilik iyi kazançlar diyorum. Kendinize iyi bakın.